Kaçarken, kovalarken, düşerken, kalkarken, ağır abi halleriyle, aksiyon sahneleriyle Türk dizi tarihinin efsanevi karakterlerinden Eşkıya'nın İlyas'ı. İlyas Çakırbeyli'nin henüz 5 yaşındaki oğlu Ozan Ali de babasının yolunda. Tam bir macera perest, tam bir aksiyon sever. Bu sözlerimizin sebebi Ozan Akbaba'nın mikrofonlarımızla paylaştıklarında gizli. İşte ünlü oyuncu aceleci adımlarıyla alışveriş merkezinin içinde adeta rüzgar estirirken görüntülerimizde. Acelesine rağmen sohbet ricamızı kırmayan Ozan Akbaba, magazin attı kameralarının karşısına geçti. Günlük rutinini paylaştı. Projeler, hazırlanıyoruz bir şeylere. Bakalım inşallah yeni güzel şeyler olur. Yeni var, eski var. Canlanmasını istediğim şeyler var. İşte kendi başıma yapmak istediğim şeyler var. Öyle çocuk büyütüyorum. Onun dışında her şey yolunda. 2018 yılında oğlu Ozan Ali ile babalık duygusunu tattı Ozan Akbaba. Şimdilerde 5 yaşında Ozan Ali ve aksiyona düşkün. Tam bir hız meraklısı. Yaramazlıkları başladı tabii canım. Yani 5 yaşına gidiyor. Benim gibi aksiyon sevmeye başladı o da. Bazen Kenan amcasının yanına götürüyorum, Sofuoğlu'nun yanına. Orada motor sürüyorlar Zeyn'le birlikte. Keyfi yerinde, benim de keyfim yerinde çok şükür. Motosiklet sporunun efsanevi ismi Kenan Sofuoğlu'nun yanında eğitimlere başlamış bile. Bu merakı Ozan Akbaba'ya göre genetik. Babadan oğula geçen bir tutku. Genlerden geliyor galiba. Hoşuma gidiyor, ne yalan söyleyeyim. Çok hoşuma gidiyor ama tabii hepsi güvenlik kuralları dahilinde yapılan sporlar. Oğlunun ileride profesyonel bir motosiklet yarışçısı olmasına da karşı değil ünlü oyuncu. Hayır demem, tabii ki yönlendiririm ama işte yani tabii ki hani bir ileriye bir gidelim bakalım neler olacak, neler bitecek. Ancak o zaman hani gerçek kararı verebiliriz. Onun dışında şimdiden hoşuma gidiyor. Ozan Ali ve Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zeyn şimdilerde pistlerin tozunu attırmakla meşguldü. Zeyn tabii çok fena bir çocuk. Çok iyi kullanıyor. Bizimki daha yeni yeni başladığı için daha böyle ağır aksak gidiyor. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zeyn bilindiği üzere yeteneğiyle şaşırtıyor. Henüz 1 yaşındayken bile çoğu kişinin cesaret edemeyeceği motorlu araçları süren, yaşıtları oyuncakla oynarken o gerçekleriyle şov yapan muazzam bir yetenek. Azmiyle şaşırtan, kimi zaman yürekleri ağza getiren minik motosikletçisi. Geçtiğimiz ay iki arazi aracı ve bir panelvan minibüs yüklenen 20 metre uzunluğundaki tırı kullanan Zeyn, herkesin ağzını açık bıraktı. Ozan Akbaba da Zeyn'in bu yeteneğine hayran olan isimlerin başındaydı. Tır kullanıyor, müthiş bir şey. Yani tamamen babasının genlerini almış. Gerçekten Kenan kadar başarılı bir babanın da böyle oğlunun olması gerçekten gurur verici. Müthiş bir çocuk. Ben her izlediğimde böyle gözlerim açık izliyorum çocuğu. Hakikaten Allah hem yardımcısı olsun hem de işleri inşallah yolunda gitsin. Çocuklardan bu kadar konuşmuşken Ozan Akbaba da sosyal medyada kendi çocukluğunu paylaştığı fotoğraflarla çok konuşuldu. Memleketi Kars'tan yaptığı buram buram Anadolu kokan paylaşımıyla hem duygulandırdı hem takdir topladı. Yani ben çocukluğunu seven, aslını aslarını seven bir insanım. Kökleriyle gurur duyan bir insanım. Herkes gibi belki de. O yüzden böyle arada bir nostaljiye gitmek güzel oluyor. Benim için de duygusal bir birikim oluyor neticede. Bazen paylaştıkça da insan daha iyi hissediyor kendini. Güzel bir paylaşımdı, güzel bir çocukluktu. Bir diğer taraftan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde tam 6 sezon boyunca ekranlarda fırtınalar estirdi Ozan Akbaba. Rol arkadaşı, yakın dostu Oktay Kaynarca, şimdilerde Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde seyirci karşısına çıkarken diziyle ilgili gelişmeleri kendisinden duyalım istedik. Evet. Evet. Evet, Oktay abi öyle de. Ben Bu Cihana Sığmazam'a ben dahil değilim. Bilmiyorum devam edecek mi? Oktay abim benim abim. Yani aramayı evet. Bunu Oktay abiye sormanız lazım. Ya ben izliyorum sadece. Ozan Akbaba'nın işte bu sözlerinden sadece birkaç gün sonra ise yayınlanan fragman hayranlarını şaşırttı. Bu adam Emir Gardaşov. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin kadrosuna Azeri iş adamı Emir Aslan Gardaşov karakteriyle dahil oldu. Eton'un ruhu geri döndü. Memleketine hoş geldin kardeşim.